Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu, kendine has lezzetiyle hem mutluluk hem de sağlık kaynağı. Turşu vazgeçilmez. Gerçekten insanoğlunun soframızda bulunan katık diye tabir ettiğimiz işte her türlü yemeğin yanında yenilebilen turşu suyu. Grip misin? Bir bardak turşu suyu içerim. Efendim üşüyor musun? Bir bardak turşu suyu içerim. Efendim işte kalp damar sertliklerine turşularımızın çok iyi geldiği bilim adamlarınca da söyleniliyor. Bu bizim turşumuz, ben bunu kendi imalatımızdır bunun. Yani evimde çok dönüm yapar ve üzümü biz üzüm sirkesinden yaparız bu turşuyu. Turşu deyince geçmeyeceksin. Çünkü turşuyu şimdi şu anda fenni ilaçlar çıktı. Fenni ilaçlarla yapıyorlar. Turşu hakikaten önde gelen bir yemektir. İştah açıcı, sporcuları ısındırır, terletir, terattırır. Yani bir pekmez sucuğu, bir pekmez nasıl ısıtıyorsa bir insanı, turşu da aynıdır. Yemekte yerik yani, çok çok pilavından yine çok güzel olur yani. Önümüz kış. Önümüz kış daha iyi olur. İşimiz turşu zaten, başka ne olur? Sağlığa faydalı olduğu evet. Açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından evet. Gribe iyi geliyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Ha. Yıllardan beri turşu tüketiyor Sıcak tutar, musunuz? tüketirikçe. Turşu tüketiyoruz ha. Faydalı değil mi? Faydalı, evet. Mesela ne gibi yararlar bildiğiniz? Bildiğimiz yaralılar her şeyi var, gribe. Soğuk algınlığına, evet. Efendim hazime, Allah. Lezzetli. Lezzetli. Önümüzde kış. Evet, kışta da daha ısındırıcı, iştah verici yemeklerde. Mercimek köftesini yapacaksın. Evet. Turşuyunu da yanına alacaksın. Bak o evet. zaman tadına. Aynı zamanda tezeyağıyla yağlanmış bir bulgur pilavı, yanına da Oo. Bir turşu. Evet. Mercimek çorbasının yanında da çok hoş olur. Suyunu çorbaya da karıştırabilirsin.